Bubbleworks Beat Podcast Üretimi Hoş geldiniz No More altyazının yeni bölümüne. Bugün phrasal verb yapacağız yine. Bu sefer böyle en çok kullanılan 10 tane phrasal verb'i seçtim. Kesin karşınıza çıkacak. Phrasal verb'ler biliyorsunuz bir fiille preposition'un ya da zarfın bir araya geldikten sonra bambaşka bir anlam oluşturmasını diyorduk. Yani böyle iki farklı kelime varmış gibi ama ikisi bir araya gelince bambaşka bir anlamı oluyor. O yüzden phrasal verb'lerden genelde korkulur. Ama bu kanalda asla. Çünkü çok güzel bir şekilde öğreneceğiz. Tam 10 tane phrasal verb göstereceğiz size. Yine tabii ki filmlerden örneklerle çünkü no more altyazı diyoruz. Let's go. Birinci phrasal verbimiz give up. Muhtemelen duymuşsunuzdur, biliyorsunuzdur. Pes etmek. Hemen bir örnek yapalım beraber. He loves you Jane, do not give up. He loves you Jane, Don't give up. Give up'ı sürekli don't give up şeklinde duyabilirsiniz. Sakın pes etme, pes etme. Ya da ben pes ettim derken duyabilirsiniz. İşte I gave up. I'm giving up. Pes ediyorum. Bu şekilde duyabilirsiniz. He loves you Jane. Do not give up. Bir örnek daha yapalım. I give up smoking. Buradaki abimiz diyor ki I give up smoking. Sigara içmeyi bıraktım. Bu anlamda da kullanılıyor. Sigara içmek konusunda pes ediyorum gibi bir mantık kurabilirsiniz. I give up smoking. Sigara içmeyi bırakıyorum. Farkındaysanız give up'tan sonra fiil geldiğinde anc getirdik. Mesela I give up running. Koşmayı bırakıyorum gibi. I give up smoking. İkinci phrasal verbimiz de look forward to. Yani bir şeyi sabırsızlıkla beklemek. Mesela bir örnek yapalım. I look forward to that big talk. That big talk. O büyük konuşmayı sabırsızlıkla bekliyorum. I look, I look forward to that big talk. I look forward to that big talk. Bir de fiilli bir örnek yapalım. I'm looking forward to making it all better. Make it all better ifadesi şey demek arkadaşlar her şeyi daha iyiye döndürmek her şeyi daha iyiye çevirmek to make it all better i'm looking forward to making it all better. Her şeyi daha iyi yapmak için sabırsızlanıyorum dedik burada. Fark ettiyseniz look forward to'dan sonra make demedik, making dedik. Burada to'yu görünce genelde işte look forward to see, görmek için sabırsızlanıyorum gibi geliyor ama orada aslında ing getirmemiz gerekiyor. Bu kalıbın istisnası var arkadaşlar. Look forward to seeing olacak. Bundan sonra fiil getirmek istediğiniz zaman ing getirmemiz lazım. I'm looking forward to making it all better. Bir tane daha fiille örnek yapalım. Oh, but, I was looking forward to go with you. but I was looking forward to going with you. Seninle gitmeye sabırsızlanıyordum ama. I was looking forward to going with you. Seninle gitmeye sabırsızlanıyordum. Oh, Üçüncü phrasal verbimiz de pick up. Bir şeyi ya da birini almak demek. Arabayla almak ondan sonra işte yürüyerek almak fark etmez. Pick someone up birisini bir yerden almak demek. Pick something up da diyebiliriz. Yani bir şeyi bir yerden almak da diyebiliriz. Mesela I'm picking up my phone. Telefonumu alıyorum. Bir örnek yapalım. Okay what time do you want to pick me up? Okay what time do you want to pick me up? Beni saat kaçta almak istersin? Okay what time do you want to pick me up? Bir örnek daha yapalım. You know you'll have to pick me up and drop me off every day, right? You'll have to. Yapmak zorunda olacaksın. You know You'll have to pick me up, beni almak zorunda olacaksın and drop me off every day. Drop off da bırakmak. Pick up birisini arabayla almak, drop off birisini arabayla bırakmak. Pick me up beni al, drop me off beni indir. You know you'll have to pick me up and drop me off every day, right? Geldik bir sonrakine yine çok faydalı bir phrasal verb, run into. Birisiyle karşılaşmak, birisiyle rastlaşmak. Bunu geçmiş zamanla çok görürsünüz. Geçmiş zaman hali de ran, run. Geçmiş zaman hali ran. I ran into him. Ona rastladım. I ran into him at the stores the other day. I ran into him at the stores the other day. Geçen gün ona rastladım diyoruz. I ran into him. I ran into her. Bir tane daha yapalım. Uh, yeah, I, ran into morning. I ran into him in the morning. Ona sabah rastladım. To run into someone birine rastlamak demek. Uh, yeah, I ran into morning. Diğer bir çok önemli phrasal verbimiz de come up with bir fikir ya da planla gelmek. Daha yani bir fikir plan uydurmak da olabilir. Mesela bu planı ben uydurdum derken I came up with this. Yine geçmiş zamanda çok kullanılıyor. Came yani. I came up with this. Bu fikirle ben geldim. Bu fikri ben buldum gibi. Who came up with that smart idea? Örneğimizde ne diyor? Who came up with this smart idea? Bu zekice fikri kim buldu? Who came up with that smart idea? Who came up with this? Bu fikri kim buldu? You came up with that on your own? You came up with that on your own? Yani bu fikri sen kendi başına mı buldun? You came up with that on your own? You came up with that on your own? Geldik bir sonrakine turn down. Turn down bir şeyi reddetmek anlamına geliyor. Mesela bir iş teklifini reddetmek olabilir, bir teklifi reddetmek olabilir. Hemen beraber bakalım. I've already turned down several couples. I've already turned down several couples. Birkaç çifti çoktan turn down ettim, reddettim diyor burada. I called her back to turn down the job. I called her back to turn down the job. Turn down the job. İşi reddetmek için onu geri aradım. Turn down the job, işi reddetmek. I called her back to turn down the job. Take off, uçağın kalkması anlamına geliyor arkadaşlar. Bir şey üstümüzden çıkarmak anlamına da geliyor. İki tamamen farklı anlam. You can take off your coat. Montunu çıkarabilirsin. Take off. Bir de uçan, kalkması anlamına geliyor. Mesela örnek yapalım. The plane takes off in three hours. The plane takes off in three hours. Uçak 3 saat içinde kalkacak. I could still see him as the plane took off. I could still see him as the plane took off. Uçak kalktığında onu hala görüyordum. Burada geçmiş zamanda kullandık took off. As the plane took off, uçak kalktığında I could still see him. Onu hala görebiliyordum. I could still see him as the plane took off. Diğer bir phrasal verbimiz de put off. Ertelemek anlamına geliyor arkadaşlar. Bunu böyle işte toplantı için çok kullanırlar. Ondan sonra planlanmış bir şeyi ertelemek için çok kullanırlar. Hemen bir örnek yapalım beraber. I told you I put off grad school. I told you I put off grad school. Yüksek lisansı ertelediğimi söylemiştim. Bunun güzel tarafı put'un geçmiş zaman halde put. <laughs> o yüzden I put off grad school. I told you I put off grad school. Bir örnek daha yapalım. Put Why put off the inevitable? Why Kaçınılmazı neden erteliyoruz ki? Why put off the inevitable? Inevitable kaçınılmaz. Why put off the inevitable? Kaçınılmazı neden erteliyoruz? I put off the Geldik bir sonrakine. Break down. Bir araba bozulabilir, bir makine bozulabilir. Bunda breakdown'u kullanırız. Mesela bir örnek yapalım. He said the car broke down. He said the car broke down. Yine geçmiş zaman halinde yaptığımız zaman break ...değil broke down. Yani araba bozuldu. He said the car broke down. Arabanın bozulduğunu söyledi. My car, broke down up the there. My car broke down up the street there. Arabam şurada caddede bozuldu. My car broke down. Arabam bozuldu. My car broke down up the street there. Bu aynı zamanda bir insanın breakdown olması anlamına da geliyor. Breakdown da birden böyle elini kolunu ayağını kaybetmek... ...şey olmak böyle hani çökmek... Baya çökmek diyebiliriz aynen. işte birden gözyaşlarına boğulmak, çökmek yani. Hatta buna mental breakdown diye sürekli söylüyoruz. Mental yıkılış, çöküş aynen. Breakdown böyle kullanabiliriz. Mesela örnek. Wade just broke down and walked off the base. Wade just broke down and walked off the base. Üstü terk etti, breakdown edip. Aynen mental bir çöküş yaşadı ve üstü terk etti. Wade just broke down and walked off the base. Wade just broke down and walked off the base. Ve ve geldik son phrasal verbimize. Bu da carry on. En güzelini sana sakladım. Çok seviyorum bunu. Devam et demek arkadaşlar. Bir şey yapmaya devam etmek. Mesela birisi konuşuyor karşınızda ve durdu birden. Okey oh, okay, carry on, carry on diyebiliriz. Örnek yapalım. Okay, this was fun. Carry on. Okay, this was fun. Carry on. Tamam, eğlenceli o gidiyorsunuz. Devam edin. How <laughs> could To carry on under these How can anyone expect me to carry on under these conditions? Bu durumda benim devam etmemi nasıl beklersiniz? How can anyone expect? Kim nasıl be bekleyeceğimi umar anlamında. Nasıl umar? To carry on devam etmemi nasıl umar? Under these conditions. Bu durumda devam etmemi kim nasıl bekler? <laughs> How <anyone> <laughs> <laughs> to carry on under these conditions. Ve phrasal Verb videomuz slash podcastımız bu kadardı. Youtube'dan ve Spotify'dan dinleyenler, izleyenler çok teşekkürler. Umarım hoşunuza giden bir bölüm olmuştur. Bölüm fikirlerinizi her zaman hem Instagram'dan hem de Youtube'dan da artık yazabilirsiniz. Ve biz de ona göre yeni bölümler yaparız. Çok teşekkürler. I love you guys so much. I will see you on the next one. Bye. bir podcast üretim ağı.